Merhabalar spor hikayelerinde bu hafta konuğumuz e, Türkiye spor tarihini adını altın harflerle yazdıran e, teknik direktörlerimizden e, ilk önce futbolculuğu sonra teknik direktörlüğü tabii ki Nurullah Sağlam Hoş geldiniz Teşekkür ederim. E, şimdi sizin hayat hikayenizi biz öğrenmek istiyoruz bu program içinde. E, hayatınızın dönüm noktaları neydi? E, neleri aklınızda tuttunuz? Neleri unutamadınız? Hepsini bu bir saatlik program içinde sığdırabilecek miyiz bilmiyorum ama e, hepsine de değinmek isteriz. 1966 Gaziantep doğumlusunuz. Evet. Başlayalım. Orada. Evet. E, 1966 Gaziantep doğumluyum. E, neredeyse doğdum doğalı kendimi futbolun içinde hissediyorum. E, hı hı. Yani çok küçüklükten işte oynamaya başladık. Altyapılar e, Gaziantep sporun çeşitli kademelerinde ve ta sonra takım kaptanlığı, futbolculuk. Daha sonra... Kaç kardeştiniz hocam? Dört kardeşiz. Var mı sizin dışınızda? Yok, futbolcu mi? yok. En küçüğüm. Eğitimci bir ailenin çocuğuyum. Anne baba öğretmen. Hı hı. Dolayısıyla da ailede eğitim her zaman ön planda. Büyük abim elektrik mühendisi. Ablam öğretmen. Üçüncü abim yine elektrik mühendisi. Ben de işte Eğitimim şöyle, 1985 Gaziantep Anadolu Lisesi mezunuyum. Hı hı. Ee, çok ayrıcalıklı bir okul benim için. Evet, ee, ileri hale... derecede de ileri evet, var. Evet. Ee, dolayısıyla şu anda Türkiye'nin neredeyse her yerine dağılmış okul arkadaşlarım var. Bir ağ gibiyiz. Hı hı. Ee, kimin nerede ne işi olsa mutlaka bir yerden birini bulur yani. Evet. öyle bir zaten sonrasında da e, Türkiye'deki en e, zor okullardan üniversitelerden birisini de evet. e, okudunuz. Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Evet. Gaziantep'teydi kampüsü o zaman. Hı -hı. E, Ankara'daydı e, ana okul. Gaziantep kampüsünde işte o zaman futbolculuk dönemi başladı. Anadolu Lisesi'nin son ikinci iki sınıfıydı. Hı, -hı. Gaziantepspor'da oynamaya başladım. Ee, sağ olsun öğretmenlerimiz de bize bu konuda çok yardımcı oldular. Çünkü çok kolay değil hem Anadolu sesi okuyup hem antrenmanlara gidebilmek. Evet, ağır bir okul. Ee, dolayısıyla e, yani eğitimi biraz ikinci plana attım. Çünkü hep küçüklükten beri hedefim, idealimdi yani oyuncu olmak. Hı hı. Ve olduk da e, son iki sene tabii biraz gevşetince ee, şöyle söyleyeyim. Benim sınıfımda mesela 25 kişilik kadro neredeyse 12-13 tane sadece profesör var. Yani avukatlar, doktorlar çok iyi yerdeler hepsi arkadaşlarımın. Ee, i̇şte biz de son iki sene ak satınca o zaman Gaziantep'teki okulu e, tutturduk. Ee, ve orada iki sene okudum. Daha sonra Kayseri transfer oldum. Ee, transfer olunca da işte ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda kaldım ve futbolu tercih ettim. Tabi şimdi diğer arkadaşlarımla bir araya geldiğimde hep birbirimize gıpta ediyoruz. Onlar bize biz onlara. Böyle geçti yani eğitim yıllarım böyle geçti. Eğitimle birlikte futbolu da devam ettirdiniz. Evet. Eğitimi bir yerde noktalamak zorunda kaldınız. Aha. Futbola kaldığı yerden devam ettiniz. Peki bu aile içinde en küçük çocuk olduğunuz evet. ee, dışarıda futbol oynamaya gelince iş herhangi bir e, hani anneden babadan bir istememezlik bir sitem ya da gitme gibi bir şey şöyle, şöyle söyleyeyim ee, dört kardeşiz demin de söylediğim gibi Hı. babamızı çok küçük yaşta kaybettik Ben 13 Baba yaşlıydım rahmet. ee, babam rahmetli olduğunda Dolayısıyla üzerimizde böyle ben yani bir annenin baskısı ne kadar olur Aslında Kötü kötü da değildik. Hepimiz okuduk. Ee, iyi yerlere de geldik. İşte ben orada hani babam yaşasaydı belki bu tercihi yapabilir miydim bilmiyorum ama ha. isterdim ama bu tercihi yapmayı. Ha. Ve dolayısıyla da istediğim e, amaca, hedefe de ulaştım. Ee, daha sonra işte oyunculuk yılları bittikten sonra da e, o dönem işte Gaziantepspor'un altyapısında çok kısa dönem olmak üzere ee, başladım Celal Doğan e, döneminde Gaziantepspor'un Celal Doğan dönemi hı, hı. işte basamakları biraz hızlı atladık. Antrenörlüğe geçmeden hocam e, şimdi Gaziantep'te en az Trabzon kadar işte e, Sakarya kadar Ankara kadar gençler birliği de futbolcu evet. fabrikası gibiydi. Gaziantep'ten de çok oyuncu çıkardı. Daha çok İstanbul batıya gitmeyi istediniz mi futbolculuğunuz döneminde? Yoksa önemli değil mi? Ya ben sizin şöyle için? söyleyeyim. Herhalde biraz fazla milliyetçiyim. Kentim adına söylüyorum. Hı hı. Yoksa ırkçılık adına falan değil tabii. Hı hı. Hep yaşadığım, doğduğum kente bir takım hizmetler sunayım istedim. Bana verdiklerini tekrar ona ödeyeyim istedim. Hı hı. Hayatım da bu şekilde geçti biraz sonra daha farklı konulara girdiğimizde de bunu anlatacağım. Hı hı. Dolayısıyla Gaziantep'in benim gönlümdeki kalbimdeki yeri, o renkler kırmızı ve siyah her zaman farklı ve farklı da olmaya devam edecek. Ya yani orada kalmakla mutluyum. Yani özellikle işim gereği, mesleğim gereği tabii büyük kentlere gelmek zorundayım. Diğer meslektaşlarımın hepsi bana bunu defalarca söylediler. Hı hı. Eğer bu konuda biraz e, atlamak istiyorsan hedef büyütmek istiyorsan mutlaka çıkıp buralarda olmalısın hı -hı. ama ben tercih etmedim yani o şehrin özellikle güzel havasını e, kendi şehrinize evet. hizmet etmek istediniz Bırak, Peki. bırakmak istemedim ee, kısa bir ara verelim daha evet. sonra birlikteyiz C Türk spor hikayeleri devam ediyor Konuğumuz e, başarılı teknik direktörlerimizden Nurullah sağlam Futbolculuk hayatınızı bitirdiniz. Evet. Daha sonra e, hoca olmak için, teknik direktör olmak için e, bir isteğiniz var mıydı? Yoksa ben artık başka bir şey yapamam mı dediniz? E, nasıl e, yönünüzü tayin ettiniz o günlerde? Tabii şimdi e, futbol hayatı bittikten sonra e, en son Edirne'de noktaladım e, futbol hayatımı. Hı hı. E, sonra Antep'e döndüğümde işte eski başkanım Celal Doğan e ee, bizi hem oyun, oyunculuk yıllarından hem de tabi aynı anda e, okul dönemimden de tanıyan, çok iyi tanıyan biri. Uh -huh. Yani baba kadar yakın biri bana. Hı uh -huh. ee, işte bu işe bizi uygun gördüğü için Fır çağırdı. Çok iyi tabii tabii. Eee yani Çağırdı ve bir görev verdi bize. Özellikle o dönemde ben e, altyapıda çalıştım. E, o zaman Gaziantep Büyükşehir Belediye'ydi şimdiki hı hı. Gaziantep FK. E, o, orada da çalıştım ama bu e, dönemlerde ben neredeyse yurt, yurt içinde hiç kalmadım. Hı. Tabii e, yabancı dilde olunca dünyanın dört bir tarafını gezip e, oralardan oyuncu e, transferine hı. katkıda bulundum kulübüme. Tabii çok iyi oyuncular getirdik o dönemde. Ee, sağ olsun Celal başkan da bize hep güvendi ee, ve kulüp bu getirdiğimiz oyunculardan e, çok büyük paralar kazandı. İşte Roma şenkolar, Batista'lar, hı hı. Tabata'lar e, daha sayabileceğim. İstanbul kulüplerine de tabii zaten. tabii hepsini daha sonra e, İstanbul kulüplerine sa satıp para kazandık yani hı hı. büyük paralar kazandık hatta e, daha sonra tabii bu asistanlık yıllarımız bittikten sonra. Bu dönem zarfında çok şey öğrendiğim teknik adamlar da oldu. Rahmetli Erdoğan Arıca, rahmetli Tevfik Lav bunların başında geliyor. İşte Samet Hoca ile çalıştım, Sakıp Hoca ile çalıştım. Bunların hepsinin yardımcılığını da yaptım bu süreç içerisinde. Sonra tabii takımı bize teslim ettiler. E tabii o yıllarda özellikle bir 4-5 yıl yurt dışında kalmanın deneyiminin çok katkısı oldu bana. Aha. Çünkü elimde çok fazla oyuncu portföyü vardı. E, ve Genel başkanım da sağ olsun sonuna kadar arkamızda durarak ve transferde tabii kulübün makul ölçüleri içerisinde hiç neredeyse neden bir kelimesini bile sormadan istediğim her oyuncuyu alabildim. Ve çok rahat bir dönem çalıştım. O zaman sonsuz güvenlik. Evet. Takımın da çok iyi dönemleri geçti. İşte iki sene Türkiye üçüncülüğü, dördüncülüğü, UEFA kupasında çeyrek final yani çok güzel şeyler yaşandı o yıllarda. Ee, dediğim gibi işte o yıl, bir 4-5 yılda öyle çalıştık Gaziantep'te. Peki çok sevdiğiniz Gaziantep'ten o dönem içinde ayrı kalmak zorunda kaldınız. Tabii yani bir artık yüz eskiyince bir 6-7 sene teknik adamlık yaptım yani orada Hı -hı. yardımcı antrenörlük ve teknik adamlık. İşte ondan sonra çıktım. Kübüsal ee, anlamda. Tabi tabi. özlediğiniz şeyler oldu mutlaka. Tabi. Bu kadar tabii. şehrini sevenliydi. Ama işte oradayken bile oraya hizmet etmenin verdiği mutluluk farklı bir şey. Hı hı. O çok ayrılık gibi gelmedi yani bana. Evet. evet. Ee, yani gidiyordum geliyordum 3 ay beş ay 6 ay kaldığım dönemler oldu hiç gelmeden. Ee, tabii özlüyordum ama e, oraya çalışmanın mutluluğu keyfi de farklıydı. Bu arada aileyle e, nasıldı? Ailenizi bırakıp mı gittiniz? Tabii ailem oradaydı yani sürekli Antep'teydi. Hı hı. Ee, daha sonra işte teknik direktörlük e, Gaziantep'teki ilk işte başladım. E, i̇lk e, ayrılış sonrası ee, kısa bir dönem o zaman Karşıyaka'ya gittim ama arkasından Denizli'de çalıştım. Hı hı. Ee, şu meşhur maç var ya Denizli-Fenerbahçe maçı var. <laughs> o maça orada yaşamaya şahit oldum işte. Hı hı. Ee, başındaydım Denizli Spor'un. Ee, yüzen anlarından bir tanesi geriye dönüp baktığımda çocuklarıma, torunlarıma anlatabileceğim bir anı. Ee, i̇şte oradan Konya'ya atladık. Ee, Konya'dan tekrar bir Gaziantep Spor dönüşümüz oldu. Hı hı. Ee, Celal Doğan başkan değildi o zaman, Kızıl yönetimiydi. Bir, bir buçuk sene falan orada gerçekten yine Gaziantep Spor iyi dönemlerinden birine e, imza attık beraber. Ee, daha sonra tekrar yine ayrıldım Gaziantep Spor'dan hı hı. işte ayrılmak zorunda kaldım. Sonra da Mersin macerası başladı İkinci ligde Aldık şampiyon ettik Bir sene de üst ligde oynadık Ve sonra Oradan da ayrıldık Böyle devam etti yani Teknik yaşantımızda böyle devam etti Peki Bunu spor hayatınızın Hocalık teknik direktörlük hayatınızın Yanında bir takım Kendi meşgul olduğunuz işler de vardı Evet onu daha sonra büyüttünüz. Hı hı. oraya ilginizi ve eforunuzu daha çok sarf ettiniz. Anlaşıldığı son kadarıyla son dönemlerde. Son dönemlerde. Evet. o tarafa kayış bir küskünlük müydü acaba sporcağım yani? Bir şöyle söyleyeyim. Şimdi son yıllarda özellikle Türk futbolunda alınan kararların çoğuna katılmıyorum. Hı hı. Çünkü bu geri gidişatın arkasındaki nedenlerin başında bana göre yabancı oyuncu sayısı ve bundaki kriter, işte Türk oyuncuların çok geri planda kalması, dolayısıyla o Türk gençlerini sahada görmeyen arkadan gelen genç oyuncuların heyecanı kayboldu bir kere. Aha. Hedeflerini biz bir kenara ittik, geleceğin hedeflerini bir kenara ittik. Yani bu kararı alanların bu kararı tekrar gözden geçirmeleri, bir an önce tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben mesela şöyle söyleyeyim. Kendi şehrimde bile çok uzun zamandır maç seyretmiyorum. Ne zaman gideceğim kendi kendime bir hedef koydum. İlk defa Antepli bir çocuk altyapıdan gelip de o takımda sahaya çıkarsa o maça gitmeyi hedefliyorum. E bundan önce gitmeyi hedeflemiyorum yani tabii mutlaka televizyondan Duygusal falan. Duygusal anlamda bir kırıklık yaşıyorum. Kesinlikle diyorsun. yani bu kararın altında imzası olan herkesi de bir an önce bu hatadan dönmeye davet ediyorum açıkçası. Konuşacağız hocam. Yine bir kısa bir ara verelim. sevgili hocamız Nurullah sağlam konuğumuz Az sonra birlikteyiz. Ziyaray Türk Spor hikayeleri devam ediyor. Nurullah Sağlam e, sevgili teknik direktörümüz e, içinden duygusal bir kırgınlıkla e, teknik direktörlük hayatını birazcık e, bir tarafta bırakmış gibi göründü o günlerde. Evet. E, aslında yabancı oyuncunun yanı sıra e, biraz daha içinizi acıtan başka şeyler de oldu ki sadece o sebep değildir mutlaka. E, mahsur yoksa onları da Ya şöyle söyleyeyim. Mesela ııı e, Siyaset futbolla çok iç içe girdi. Hı hı. Yani e, bunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla da son 10 yılda ben Türk futbolunun ileri değil geri gittiğini düşünüyorum. Peki sizin bunca yıldır emeğiniz var, tecrübeniz var. Hiç e, e, federasyon yetkililerine, Türk futbol yetkililerine iletme, ulaşma gibi bir çabanız oldu mu? Hani ya, şikayetiniz var çünkü. E, şöyle söyleyeyim. Evet. Artık bazı teknik adamlar bizim önce jenerasyonla ilgili e, konuşuyorum. E, artık futbolun tepesinde olmalılar. Yani antrenörlükten, hı hı. teknik adamlıktan e, çünkü bence artık soyutlandılar. Yani federasyon başkanı, spor bakanlığı hı hı. bu tarz şeyleri bil, bilen insanların eline teslim etmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani şu anda alınan kararlar bence Türk futbolunun sadece futbolun da değil. Diğer branşlarında. Artık yavaş yavaş geri dönüş var. Tabi, Yani e, bunların da eğer e, çağ atlamasını, diğer ülkelerle boy ölçtürecek e, kıvama gelmesini istiyorsak artık bilenlerin yönetmesine müsaade etmeliyiz. Ve bu bilenler de artık sahayı bırakıp bir üste çıkmalılar. Çünkü eee tecrübelerini bir anlamda yönetim düzeyine getirmek. Tabii. Getirmeye. Tabii Yani bir de burada tabii şunu göz ardı e, etmemek lazım. Futbol Federasyonu'nda özellikle tabii bu kadar antrenörün e, piyasada olması e, anlaşılabilir değil. Bunu artık e, yani 3 günlük, 5 günlük e, eğitim sürecinden hı hı. E, arındırıp e, bir okul seviyesine getirmeleri gerekiyor. Bir de bu tabiri caizse e, kulüplerin, yöneticilerinin şımarıklığına mı desem? E, Şimdi şöyle söyleyeyim ben biraz daha sebebi, net olacak. Bir sebebiyet e, veriyor. Al, Çünkü o kadar çok seçenek var ki hadi sen evet. gel beğenmedim sen git öbürü gelsin gibi bir Şimdi şöyle söyleyeyim, durum olabiliyor. E, biraz farklı algılanabilir söylediğim ama söylediğim her zaman arkasındayım. Türkiye'de futbol, e, tepede idareciler ee, yani şu andaki Kulüpler anlamında mı? Kulüpler anlamında söylüyorum ee, Sonra teknik direktörler hı hı. Sonra e, futbolcular Sonra Hakemler geliyor hı. E, Eğitim Seviyesine baktığınızda da hakemler En üst sırada <laughs> Tersine dönüyor Evet. Sonra e, bu dönem içerisinde Futbolcular bile belki Teknik adamlarla aynı seviyeye gelmeye Başladılar bu da tartışılır hı hı. En altta idarecileri görüyorum. Hı hı. Yani bu bu sinsile ne zaman terse dönerse, idareciler en eğitimli insanlardan seçilirse, hı hı. Türk futbolu ilerler. Bunun dışında Türk futbolunun ilerlemesi için e, başka kriter göremiyorum bir kere. Her şeyden önce bu eğitimin ve eğitimli insanların futbolun içine girmesi gerekiyor. Teknoloji ve gelişmeleri takip etmek de bu kadar önemli değil diyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim Yarından... ben mesela... Ee, i̇yi ya da kötü antrenör olabilirim. Hı hı. Ee, bunu değerlendirebilecek bir idareci lazım her şeyden önce. İyi ile kötü. iyi antrenörle hı hı. kötü antrenörü. Bilgili e, ya da bilgisiz antrenörü. Bu neye göre? İstikrar varsa eğer e, devamlı takımın başında tutabileceğiniz bir hocanız evet. varsa e, ondan sonra bakacaksınız iyi ya da kötü. Ya Ama şimdi, bir aylık iki aylık süreçlerle aynen, aynen. nasıl anlaşılıyor? İşte sonuçlara zaten olur. eğitimli insanlar olsa futbolu yöneten insanlar uh -huh. zaten skorlardan öte yapılan işlere bakarlar. Çünkü yap, siz işleri doğru yaptığınızda o bir yerden döner yani. Tabii. Ee, hep kaybedeceksiniz diye bir şey yok, hep kazanacaksınız diye bir şey yok futbolda zaten. Evet. Ama doğru yaptığınızda, doğru çalıştığınızda ve sizi e, doğru yaptığınızı değerlendirebilecek bu iyi ya da doğru diyebilecek bir idareciniz olduğunda Hı. sorun hiç olmaz. Ben mesela işte diyorum ya Celal Doğan döneminde çok rahattım. Neden? Hı. Çünkü bilen bir kişi vardı. Ben Hı. hata yaptığımda. Ee, bilirdim ki karşıma çıkacak. Ha, bu bir baba olarak, bir başkan olarak farklı rollerde de çıkmıştır her zaman karşıma. Hı hı. Ee, ama yanlış yaptığımda üsttekinin beni yargılayacağını bilir, bilirim ve ona göre çalışırdım yani. Evet. Ya şimdi ben çok kulübe bakıyorum. Yani bunu hocayı yargılayabilecek, oyuncuyu yargılayabilecek geleceğe yani planlama yapabilecek, yatırım yapacak insan göremiyorum yani. Ya da e, ya herkesin günahını almayayım. E, böyle yöneten, iyi yöneten kulüpler de var mesela. Son belki küme düştü ama Aksar yönetimini, Alanya yönetimini hı hı. E, Yani bunları e, hiçbirinde tanımıyorum. Altın Altınordu zaten söylemek bile yani e, şey e, inanılmaz planlı çalışan, e, gençleri getiren bir sistemmiş. Işte. Evet. Ya yani bunun neden Mesela diğer kulüpler artık farkındalığı farkında olup buraya yönelmiyor. Anlamış da değilim. Ben mesela demin de söyledim işte kendi şehrimde de bunu göremediğim için biraz futbola Antep futboluna kırgınım yani. Peki sizin orada bir çalışmanız yok mu? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, futbol adına şu anda yok açıkçası. E, yani o biraz özellikle işte Gaziantep'te futbola e, seyircinin uzak kalmasının nedeni de, e, şimdi tabii orada çok güçlü bir aile var. Sanki aile şeyi gibi oldu yani hmm. e, Gaziantep futbolu. Konuk ailesine bağlı bir takım görüntüsü içerisinde. Hmm. Dolayısıyla da e, şehirde o birlikteliği, havayı yakalayamadılar. bunun Aslında ilk yapmaları gereken... Ee, kentin o takıma sahip çıkmasını sağlamak. Tabi bir takım gitti biliyorsunuz, bir tarihi yok <gülüyor> oldu. <gülüyor> Yeni bir takım getirip tekrar eski diğer takımın kimliğini vermek çok kolay değil. Onların işi de kolay değil. Dolayısıyla seyircinin bir kırgınlığı var yani bu yönde. Ee, her şeyden önce bunu bir kere toparlamak lazım. Onu toparlayabilmek için de şöyle söyleyeyim. Ee, takımda bir tane Antepli neredeyse yok yani. Hı hı. E, teknik adam Bir bazında bağla, tabi bağlılığını bulamıyoruz. Tabi diyorsunuz. tabi. Şimdi mesela hepimiz şu anda Ünal Hocaya Türk futboluna gıptayla bakıyoruz. Neden? Çünkü o alttaki gençleri biz e, Trabzonlu olmamama rağmen hı hı. o gelen gençleri seyrederken keyif alıyorum. Yani her, evinden, mahallesinden belki komşuluğundan tanıyordu Tabi tabi. Ya, ya şimdi şöyle söyleyeyim. O her gencin her gencin türbüne gelen en az 500 tane taraftarı vardır. Her genç için hı hı, söylüyorum. Hı. Ya bu sayı ona çıktı mı 5000 taraftar demek yani. Tabii. Sadece oyuncu için Tabii. gelen. Zaten futbolu çok seven bir şey. Tabii ya futboldan anlamasına da gerekiyor. yok. Evet. İşte e, kuzenidir. Hı hı. E, bilmem amcasının oğludur ya da farklı biridir. Yani e, onun için maça gelen bir sürü insan olacak. Ve dolayısıyla da o mahallede oynadığı çocuklar futbola farklı bakmaya başlayacak. Hı hı. E şimdi sen Herkese uzaksın yani. Senin için önünde bir idol yok. Evet. Televizyondan seyrediyorsun herkesi. Bu seni heyecanlandırmıyor. Dolayısıyla seni olmaya yöneltmiyor. Yani futbolcu evet. olmaya yöneltmiyor. Peki hocam, geçmişten bugüne baktığınızda futbolcu profilinde de değişiklikler gözünüze çarpıyor mu? Evet, tabii kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. Ee, ilgi alanları olsun, eğitim düzeyleri olsun, geldikleri çevreler olsun. Şimdi e, tabii bunu demin de söylediğim gibi yabancı oyuncu sayısı arttığı için hı hı. yerli oyuncu neredeyse işte takımlara bakıyoruz. Her maçtan önce İstiklal Marşımızı okuyoruz ama bir tane okuyan yok. Yani hı hı. bazı takımlar 11 yabancıyla çıkıyor. Bir tane bazıları 1 2 yabancıyla çıkıyor. Herhalde tahmin ediyorum şu anda en fazla yerliyle oynayan bir Sivas takım var. O evet. da lider yani. Evet, evet. Yani e, şimdi bir dönem hep yabancı teknik adam hayranlığımız vardı. Şu anda herhalde bir Antep'te, değil mi? Yabancı bir tek Antep'te çalışıyor. Hı -hı. Şimdi yabancı teknik adam hayranlığını kaldırdık, bir tarafa attık. Bundan kurtulduk. Hı -hı. Şimdi yabancı futbolcu hayranlığı Önümüzde, yani işte büyük kulüplerin kısa vadeli günübirlik başarılar peşinde koşmasından Kesinlikle. kaynaklı, i̇şte bütçelerinde de büyük açık vermesine e, neden olan. Bu da olur. işte söylüyorum, e, tamamen yöneticilerin eğitim fukaralığından kaynaklanıyor. Evet. Yani hiçbir yönetici kendi iş yerini bu kulübü yönettiği gibi yönetebiliyor mu? Hayır. Niye? Üç gün sonra kapıya kilit vurmak zorunda kalacak. Evet. Evet. Ne zaman işte... İdareciler çalıştıkları kulüpleri kendi iş yerleri gibi benimler benimserlerse hı hı. o zaman başarı gelebilir yani kulüpler borçlanmamalı. Evet. Peki hocam biraz sonra devam edeceğiz. Siyaray Türk Spor hikayelerinde konumuz sevgili teknik direktörümüz Nurullah Sağlam. Şimdi sizin futbolculuğunuz, hocalığınız ama bunun yanında çok renkli bir kişiliğiniz var. Ee, sevilen sayılan bir e, isimsiniz. Özellikle Antep'te ve Türkiye'de, tüm Türkiye'de. E, son dönemde e, dizi oyunculuğu da yapıyorsunuz. Evet. Bunu biraz anlatır mısınız? Musunuz? Şimdi tabi e, Antep'te çekilen bir dizi var. Hı hı. E, ulusal kanalların birinde evet, yayınlanıyor. Evet, ulusal kanalların bir tanesinde yayınlanıyor. Hı hı. E, bu filmde işte bir teknik adam rolüne ihtiyaç var. Kendi rolünüzü oynamaya. Evet, e, Tabii böyle bir teklif geldiğinde belki farklı bir e, rol olsaydı hı hı. kabul etmeyebilirdim yani. Hı hı. E, ama işte... Tabi Antep'te bilirsiniz biz Antepliler çok misafirperveriz. Özellikle hı hı. dizilerin de son dönemde Antep'te fazla sayıda çekilmesinin evet. büyük nedeni bence de hem mutfağın zengin olması, <laughs> hem gelenlerin oyuncular özellikle, için tabii, iyi, gelenlerin orada e, çok büyük ilgi, alaka ve yardım görmeleri. Hı hı. E, çünkü yani e, oraya geldiğinizde ve siz dizi çekmeye çalıştığınızda herkes işini gücünü bırakır size yardım etmeye Kesinlikle, çalışır. Evet. E. Şimdi e ee, tabii böyle gelmiş insanları da e, kabul etmemek mümkün değildi yani. Hmm. Dedim tabii kabul oynarım yani yardımcı olmaya çalışırım size elimden hmm. geldiği kadar. Hı hmm. İşte birkaç bölüm başladı. E, iyi de gitti herhalde. Çünkü evet. yönetmenim e, <laughs> hep şey hocam eğitimin almadığına emin misin falan diye sürekli sormaya başladı. <laughs> Objektiflere yabancı evet, değilsiniz. E, evet özellikle <laughs> Ee, Türk sinemasını çok yakından çalıştığım Mehmet Çevik abi var. Hı hı. Sağ olsun. Ee, onunla dizide mesela birkaç e, karşı karşıya gelişimiz var. O, ondan o anda bir şeyler öğreniyorsun. Çok hı hı. yardımcı oluyorlar. Ee, Kadronun hemen hemen hepsi. Yani. Evet. Ee, onlar da çok yardımcı oluyorlar ve dizide iyi gidiyor. Başrol gelir mi hocam? Gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Ama şunu söyleyeyim, dizide mesela ilk başladığım günden bu yana. E, süreler çok Süreniz kısaydı. Arttı, Gittikçe evet, uzamaya başlıyor. Demek ki bir yatkınlık var. <laughs> Ezberiniz kuvvetli mi? Şimdi tabii tabii kuvvetli. Sorun Hı -hı. yok o konuda. Ee, i̇yi de gidiyor. Repliklerde falan hiçbir sorunum yok. Şöyle diyorum mesela şimdi son dönemlerde tabii e, bir yerlere çıkıyorum. Kafelere mafelere gezerken mezerken. E, şimdi teknik adamlık kimliğinden çıkıp Hı -hı. sanki bir aktör kimliğine bu <laughs> <laughs> bürünmüş kadar güzel. gibiyim evet. İmza isteyen fotoğraf çektirmek Tabii tabii çektirmek fotoğraf çektirmek oluyor oluyor mu isteyen gerçekten? evet evet gerçekten oluyor. <laughs> ne kadar güzel. Hocam diyorlar seyrediyoruz çok başarılısın. Öyle <laughs> e, o zaman e, yani. devam edersiniz herhalde Vallahi bir taraftan da. E, dizi devam ettiği sürece e, herhalde ederler diye. Çünkü Nasıl? Ekonomik olarak nasıl hocam? Bu arada laf aramızda. Hayır ben tabii bana teklif ettiler ama ekonomik Hı. olarak kesinlikle kabul etmedim. Öyle mi? Tabii Oo, tabii. Ne güzel oyuncusunuz. Yani e, <laughs> belki ondan ondan da rolümüz zor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Her yapımcının arayacağız evet. oyuncusunuz. Peki hocam e, daha ciddi yaptığınız farklı işler de var. Bunu da biraz anlatır Evet. Şimdi tabii Enerjinin içinden geldiğim için, hı hı. elektriğin için e, içinden geldiğim için ve özellikle tabii e, ülkemde kazandığım, şehrimde kazandığım hı. parayı tekrar ülkem için harcamak adına farklı bir işe girdim. E, güneş Enerji Santrali kurdum 2 megawattlık. E, bu, bu şekilde ülkeme hizmet etmeye çalışıyorum. Güneş enerjisi deyince... E, Güneyde Güneydoğu Anadolu'da e, gerçekten güneş enerjisiyle ile evlerini ısıtan işte e, çok çok aile var, çok çok ev var. Evet. Ee, ev Şimdi, ısıtmanın yanı sıra bir de su da ısıtıyorduk. Tabii değil mi? tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Esas elektrik elde ediyoruz bundan. Hı hı. Ee, ve devlete veriyoruz bu ürettiğimiz hı hı. elektriği. Tam o tarafta. Evet, hı hı. Ee, ama onun dışında tabii özellikle son dönem özellikle Ocak ayından itibaren dün de bir orada panelimiz vardı. O panele de katıldım. Ee, bakan Yardımcımız da oradaydı. Anlattı. Özellikle çatı üzerlerine, evlere, fabrikalara, hı hı. iş yerlerine işte. tamamen bir... Adana'da, Antep'te özellikle çok fazla evet, var tabii o çatılar Sanayi de. kenti Antep, özellikle organize sanayi için inanılmaz bir yatırım olacak. Ee, devlet de destekleyecek bunu. Dolayısıyla da e, çok fazla dışa bağımlı olduğumuz bir alandan inşallah en kısa zamanda ham maddesi sadece güneş olan hı hı. bir yatırımda kurtulacağız Temiz diye düşünüyorum. Tabii tabii yani evet. Yenilenebilir enerji hı hı. tamamen doğaya hiçbir zararı olmayan hı hı. en güzel enerji elde etme biçimi işte termik Kadar santralleri güzel. görüyorsunuz. Evet, evet evet. Doğaya zararını, atıklarını. Evet. Dolayısıyla da e, bu işe inşallah ciddi bakmaya başlıyor daha ciddi bakar hı hı. devletimiz. Peki bölgesel olmaktan çıkıp daha Türkiye çapında işler yapmayı planlıyor musunuz bu anlamda? Hayır yani şey artık büyük oğlum da elektrik mühendisi hı hı. o da yani bu sene mezun oldu geldi o da işte artık geliştirecekse o geliştirmeli hı hı. benim hı hı. bu konuda. Sadece iki yıllık kısa bir deneyimim var hı hı. okul anlamında söylüyorum. O da tabii hem futbolcuk hem okul çok iyi bir eğitim de diyemem buna. Hı hı. E, artık bundan sonra onu üzerine koyacak. Hayat tecrübesi çok evet, daha fazla var. Evet, üzerine koyacak artık inşallah odur diye. Peki hocam e, şu anda diyelim ki bir teklif geldi. Çin'den bir teklif geldi. Evet. E, gelin bizim bir takımımızın başında hocalık yapın. Ya şöyle, o enerji anlamında değil ama evet. belki o anlamda da olabilir bilmiyorum. Yani yeni, böyle bir tekniği e, nasıl bakarsınız? Abi'nin oğlu Çin'de eğitim görüyor, ekonomi okuyor Hı. Çin'de. Çin futbolunu takip etme şansı. Yani e, ara ara böyle işte Hı. seyretmeye çalışıyorum. Içinde. Her ülke bazında şey Hı. yapıyorum. Ee, ve çok saygı saygı duyduğum bir ülke hı hı. Ee, işte tarihini de biliyorum e, hayata bakış açılarını biliyorum evet çalışkanlıklarını biliyorum ve çok inanılmaz saygı duyuyorum hı hı. Ee, son yıllarda özellikle tabi e, Amerika'nın özellikle ülkemizdeki bu kadar baskısını gören bir adam olarak ve Çin'in Amerika'ya baş kaldırısını gören bir insan hı hı. olarak da e, kalbimde farklı bir yerleri var hı hı. Ee, hem yöneticilerini hem de Çin halkını e, büyük bir sempatiyle kucaklıyorum yani. Çağırırlarsa da giderim mi diyorsunuz? Çağırırlarsa da tatil de olsa giderim. <laughs> Peki hocam e, daha birkaç saat önce uçaktan indiniz. Evet. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Bizi kırmadınız. E, Antep'ten geldiniz. Hı hı. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size e, oyunculuk hayatınızda iş hayatınızda spor hayatınızda e, he, Özel hayatınızda tamamen istediğiniz gibi bir ömür diliyorum. Hepsini Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hepsini kabul ediyorum. Oyunculuğu kabul etmiyorum. Herkes bildiği işi yapsın. <laughs> <laughs> Ama isteyecekler sizi daha sonra da. <laughs> Kısmet bakalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sağlık. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Siyaray Türk.